Bu dersimize basınç hacim grafiğimizi çizerek başlıyoruz. Art yükün bu grafik üzerinde sebep olduğu değişimleri inceleyeceğiz. Hızlıca çizelim. Buraya da basıncı koyalım. Çizdiğimiz doğruları hatırlarsınız. İlkini yerleştirelim. Özellikle buna dikkat etmenizi istiyorum. Bu sistol sonu basınç hacim ilişkisini gösteriyor. Diyastol sonu basınç hacim ilişkisini de bu doğruyla gösteriyoruz. Basınç hacim döngüsünde yer alan bu iki doğru çok işimize yarayacak. Burada bir tane daha var. Bu da arteriyel elastansı ifade eder. Videoda işimize yarayacak formülü de yazalım. Arteriyel elastansı de elastans değeri yani o arteriyel elastans dediğimiz değeri sistol sonu basıncı bölü atım hacmi olarak ifade edebiliriz. Bu değer sistol sonu basıncı bölü atım hacmine eşittir. Unutmayın, elastans dediğimizde aklımıza Basınç bölü hacim gibi bir değerin gelmesi gerekiyor tamam mı? Bu şimdi çok önemli. Bunu iyi tutun aklınızda. Buradaki kırmızı nokta da sistol sonu basıncını ifade eder. Buradaki diğer kırmızı nokta ise bu çizginin hacmi ifade eden x ekseniyle hangi noktada kesiştiğini bize gösterir. Bu sayede atım hacmini kolayca bulabiliriz. Bu kısım da atım hacmini gösterir. Böylece basınç hacim grafiğimizi çizmiş olduk. Bu çizgiyi de daha belirgin hale getirelim. Döngümüzü de çizelim. Bu şekilde ilerliyoruz. Mor çizginin olduğu kısımla kesişmesi gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın, biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Çünkü hacim tam olarak bu noktada değil. Hacim biraz daha ileride yer aldığı için çizgiyi de o noktaya kadar devam ettirmemiz lazım. Burada nasıl göründüğünü size göstermek için bu çizgiyi daha belirgin hale getirdim. Ancak dediğim gibi bu noktada kesişmiyor döngüde ilerliyoruz, kasılmayla devam ediyoruz ve son olarak da kan dışarı atılıyor. Basınç hacim döngümüzü de çizdik. Bu döngünün üst kısmında kırmızıyla çizdiğim kısım kanın dışarı atıldığı kısım. Dediğim gibi kan sol karıncıkta bu noktadan çıkarak aorta aktarılır. Burası da kanın dışarı atıldığı kısmı gösterir. Önceki videolardan bu kısımda önemli bir şeyin olduğunu hatırlıyor olabilirsiniz. Burada bahsettiğimiz şey art yük. Daha önceki videolarda art yükün ne olduğu üzerine konuşmuştuk. Basınç hacim döngüsünün bu kısmına bakarak art yükün tanımını yapmıştık. Laplace'ın bir kuralından da bahsetmiştik. Önce tanımımızı hatırlayalım. Art yükün kanın dışarıya atıldığı esnadaki duvar gerilimi olduğunu söylemiştik. Yani kan dışarıya atılırken o aşama boyunca olan duvar gerilimi art yükü ifade eder. Laplace kanununa göre bu değer kanın dışarıya atıldığı esnadaki basınç çarpı sol karıncık yarıçapı bölü 2 çarpı duvar kalınlığına eşittir. Tamam mı? Böylece art yükün formülünü de yazmış olduk. Formüldeki DA bu değerlerin kanın dışarıya atıldığı esnadaki değerler olduğunu gösteriyor. Bu sürecin tamamından bahsediyoruz tabii ki. Ama tüm bu aşamada yer alan her bir noktayı hesaplamamıza da gerek yok. Buradaki değeri yani sistol sonu basıncını bulmamız yeterli olacaktır. Bu da aslında bu aşamadaki noktalardan biri. Sürecin nihai noktasının sistol sonu basıncını ifade eden nokta olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu değeri kullanarak art yükün iş değişimini anlayabiliriz. Basınç ve art yükün bağlantılı kavramlar olduğunu zaten biliyoruz. Bunu buradaki formülden de anlayabiliriz. Dolayısıyla burada sistol sonu basıncından yararlanabiliriz. Şimdi de bu değeri, yani sistol sonu basıncını arttırırsak ne olacağına bakalım. Grafik üzerinde bu değeri daha yukarıda bir noktaya taşıyabiliriz. Basıncımız artık bu noktada. Daha doğrusu sistol sonu basıncı artık bu noktada. Burayı P işareti ile gösterebiliriz. Sistol sonu basıncı değiştiğine göre başka hangi değerlerin de değişmiş olabileceğini bulmamız gerekiyor. İlk olarak bu çizginin bu şekilde aşağı ineceğini söyleyebiliriz. Basınç yükseldiğine göre atım hacminin de düşmüş olması lazım. Atım hacmi şu an azalmış durumda. Formülümüzü de unutmayalım. Biraz yer açıp formülü yazsam iyi olacak. Ya da bu şekilde bıraksam da olur böylece her şeyi rahatça görebilirsiniz. Formülü buraya yeniden yazalım. Formüle göre elastans, daha doğrusu arteriyel elastans sistol sonu basıncı bölü hacim değerine eşit. Bu değerin tamamı da kalp atış hızı çarpı dirence eşit. Bu örnekte bu değeri arttırıp buradaki diğer değeri düşürüyoruz. Aslında burada eğimi değiştirmiş olduk. Dolayısıyla elastansın da değişeceğini söyleyebiliriz. Bunu yapmanın tek yolu da kalp atış hızı veya direnci arttırmak. Daha şimdiden neler olmuş olabileceğine dair ilginç bilgiler edinmeyi başardık. Örneğin kalp atış hızı mı arttı ya da damarlar şu an daha mı dar gibi sorular aklınıza gelmiş olabilir. Çünkü şu anda art yükün artması için bu iki durumdan birinin gerçekleşmiş olması gerekiyor. İkisini de aslında aynı şekilde gösterebiliriz. Yani sistol sonu basıncımız artık bu noktada yer aldığına göre bu çizgiyi basınçla hacim ekseninin kesiştiği noktanın aynı kalacağı şekilde çizmemiz gerektiğini biliyoruz. Aslında bu çizgiyi az da olsa diğer tarafa kadar da çizebiliriz. Yani bu şekilde. Böyle. Evet. Şimdi neler olacağına bakalım. İlk olarak arteriyel elastans değeri ile art yük arasındaki farklılığa dikkat çekmek istiyorum. Art yük dediğimde aslında bu çizginin ve bu bölgenin tamamından bahsediyorum. Bunu yeniden çizsem iyi olacak. Bu kısım bu şekilde görünür. Bu çizginin tamamı art yükü ifade eder. Bunu aslında biraz basitleştirerek gösterdik. Bunu sistol sonu basıncı olacak şekilde basitleştirdiğimizi söyleyip duruyorum çünkü art yük aslında yalnızca bir noktadan daha fazlasını ifade eder. Dediğim gibi bu noktayı Art yükün diğer noktalarda sürece nasıl katıldığını göstermesi için çizdik. Grafiğe baktığımızda art yükün son nokta yani sistol sonu da dahil olmak üzere her noktada yukarı doğru çıktığını rahatlıkla görebiliriz. Yeni doğrumuz da bu şekilde görünür. Bunu daha düzgün çizelim. Mavi olandan bahsediyoruz. Evet. Bu kısım da bu şekilde yukarı doğru çıkar ve burasıyla birleşir. Gördüğünüz gibi basınç hacim döngüsü değişmiş oldu. Art yükü sistol sonu basıncı olarak aldığımız durumlarda karşımıza böyle bir tablo çıkar. Bunu art yükle karıştırmamanız için tırnak içine alalım. Çünkü dediğim gibi art yük bundan daha fazlasını ifade eder arkadaşlar. Arteriyel elastans değerinde de aslında bu kısım var. Yani sistol sonu basıncı. Ancak burada aynı zamanda atım hacmi de olduğunu görüyoruz. Bu değerlerden biri basınç bölü hacim değerini ifade ederken diğeri sadece basınçla ilgili bir değer. Dolayısıyla kontraktilite yani kasılma yeteneği dahil pek çok farklı etkenin sistol sonu basıncını etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Örneğin ön yük de bunu etkiler. Dediğim gibi pek çok farklı etken art yükü etkileyebilir. Ancak aynı durum arteriyel elastans değeri için geçerli değildir. Unutmayın arteriyel elastans dediğimizde arkadaşlar arteriyel elastans değerinde değişim görülmesi için kalp atış hızı veya direncin değişmesi gerekir. Unutmayın. Bu konu söz konusu olduğunda burada işaretlediğim formülü her zaman aklımızda tutmamız gerekir. Bu sayede cevabı çok rahat bulabiliriz. Örneğin art yükten bahsederken aslında ön yük ve kontraktilite gibi art yükü etkileyebilecek her şeyi dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü bunların hepsi bu değerin gidebileceği yönü etkileyebilir ve atım hacmini değiştirebilir. Ancak konu elastans kavramı olduğunda toplam elastansı değiştirebilecek iki faktör var. Bunlar da kalp atış hızı ve direnç. Aslında formüle bakarak bunları çok rahat anlayabiliriz. Ancak çoğu insanın elastans, arteriyel elastans ve art yük gibi kavramları duyduklarında kafasının karıştığını, kafalarının daha doğrusu karıştığını ve bu kavramların aynı şey olduğunu zannettiklerini biliyorum. Evet, bu kavramlar birbirleriyle bağlantılı kavramlardır. Ancak tam olarak aynı şeyi ifade ettiklerini söyleyemeyiz. Son olarak dediğim gibi kalp atış hızı veya direnci değiştirerek, daha doğrusu arttırarak arteriyel elastansı arttırmış olur oluruz. Yani olduk buradaki örnekte de böyle yaptık. Ancak kalp atış hızı veya direnci azaltarak arteriyel elastansı azaltmamız da mümkün.